Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizin için tekli bir fal kapattım. Dilerim bu falda eğer kendiniz için niyet ettiyseniz sizin mucizeleriniz gerçek olsun. Sevdiğiniz biri için niyet ettiyseniz de dilerim onun dilekleri ve hayalleri gerçek olsun. Falımıza başlayalım. Öncelikle falı açıyorum. İçine gelin beraber bakalım. Evet, şöyle koymak istiyorum. Fala birlikte bakalım, inceleyelim ve başlayalım. Evet, içinizden bazı kararmış düşünceler geçiyor. Bazı sıkıntılar var içinizde. Ama onları atacak bir kapı bulmuşsunuz. Şurada bakın bir kalabalık var. Böyle bir aileyle beraber yaşama gibi bir durumunuz var. Belki bu şöyle bir şey de olabilir. Hani evlisiniz ama eşiniz böyle ailesiyle ortak bir iş yeri işletiyor. Hani her şeyi ailece yapma durumunda kalıyor olabilirsiniz. Bu biraz sizi böyle yoruyor, sıkıyor. Hani biraz daha tek başınıza olmak istiyorsunuz. Ama buna çok fazla fırsat bulamıyorsunuz. Burada dengeyi kurması gereken, işte bu mesafeyi sağlaması gereken kişi siz olmak durumunda kalmışsınız. Yani eşiniz böyle bir düzene alışkın olduğu için eğer evliyseniz hani bu düzenin dışına çıkamıyor. Çünkü başka türlüsünü yaşamamış ve görmemiş. O bu yüzden buna alışkın değil. Bundan çok fazla rahatsız olmuyor. Ama siz biraz bu durumdan hani muzdaripsiniz. Bazen hani onları da çok seviyorsunuz, sayıyorsunuz, sevgi duyuyorsunuz ama biraz da böyle kendi başınıza da vakit geçirmek hoşunuza gidiyor. İşte varsa çocuklarınızla, eşinizle, ailecek bir şeyler yapmak da hoşunuza gidiyor. Hani bu dengeyi kuracak olan sizsiniz burada. İş başa düşüyor maalesef. Eşinizi de böyle kırmadan tatlı dille bu konuda hani gereken yönlendirmeleri yapacak olan sizsiniz. Eğer bekarsanız da yine böyle bir ailenin içinde yaşamaktan dolayı kendinize özel alan kalmadığını düşünüyorsunuz. Belki ailenin diğer fertleri, onların çocukları derken hadi böyle odanıza da kapanmak istemiyorsunuz evin içinde ama böyle bir gidecek yer bulamama hali durumuna düşmüşsünüz. O birazcık böyle sizi sıkmış, bunaltmış. Bir de malum hani havalar da sıcak. Çok fazla kıpırdayamamışsınız yani yerinizden. Olduğunuz yerde kalmışsınız. Bu durum biraz sizi sıkmış. Burada uzun elbiseli bir bayan görüyorum. Böyle uzun boylu birisi. Hani elbisesinin böyle etekleri uzun uzun. Ya bu bayana siz içinizi dökeceksiniz. Artık bu bir aile büyüğü mü olur? Sevdiğiniz, saydığınız biri mi olur? Anneniz olabilir. Hani kayınvalideniz olabilir varsa, bekarsanız çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın annesi bile olabilir. Siz böyle bir sizce yaşça sizden böyle büyük birisine derdinizi içinizi dökeceksiniz. Ve böyle bir seyahate çıkmak istiyorsunuz. Bir seyahat var aklınızda, bir yolculuğa çıkmak istiyorsunuz. Bu yolculuğa çıkacaksınız ve böyle oradan iyi haberlerle döneceksiniz siz. Hani güzel haberler alarak döneceksiniz. Böyle bir işte dediğim gibi bir yol var. Biraz böyle çetrefilli bir yol. Yani virajlı bir yolla gireceksiniz. Hayatınızın öyle bir dönemindesiniz. Evet biraz zor hani sağlam adımlar atmayı gerektirecek bir yol bu. Biraz alın teri dökerek ne kazanacaksanız, ne kazanım elde edecekseniz hani alın teri dökerek yapacaksınız bunu. Hani böyle havadan gelmeyecek size. Ama yolun sonu güzel ve aydınlık. İyi bir yere varacak yani bu yolun sonu. Sadece dediğim gibi biraz böyle sağlam adımlar özgüvenli adımlar atmanızı gerektirecek bir yol. Ama siz de bunu yapacak yapıya sahipsiniz yani. Hani bunu yapabilecek irade ve sabır sizde bulunuyor zaten. Sadece bunun biraz üstüne gitmeniz gerekiyor. Belki hani biraz daha kişisel ilişkilerinizi ve böyle sosyal anlamda da sizi böyle biraz daha bir itibarlı bir konuma getirecek bir şey olacağı için sizi de memnun edecek bu yola çıkmış olmak. Evet, şöyle biraz çevirelim.
Yani siz bir kalabalığın içine gireceksiniz. Böyle bir aile tarafından sanki karşılanıyorsunuz. Hani uzak bir yerden bir yere gideceksiniz. Kollarını açmış, sizi bekleyen bir topluluğun içine gireceksiniz siz. Ve burada bu topluluğun içinde adında K harfi olan, M harfi olan, Y harfi olan birileri var. Bir düşünün bakalım hanenizden ya da hanenizin dışından gireceğiniz bir kalabalığın içinde bu harflere sahip birileri var mı? Böyle bir topluluk içinde yer alacaksınız. Bir horoz var burada. Bakın, böyle ibikli falan böyle bir horoz görüyorum. Hani horoz haber demektir aslında. Böyle şans anlamına da gelir. Ben bunu şey olarak yorumladım. Yani güzel günlerin habercisi. Siz bir borç kapatacaksınız sanırım. Elinize sizin biraz para geçecek. Bu para elinize bir hafta içinde geçecek. Sizi rahatlatacak bu para. Hani borçlarınız varsa onları kapatmanıza da yarayacak. Belki bir kredi kartı borcunuzu kapatacaksınız. Gerçekten çok ihtiyacınız olan bir para elinize gireceği için, yani bu para çok meblağ olarak yüksek olmasa bile sizi mutlu edecek bir para. Çünkü böyle tam sıkıştığınızda böyle elinize geçtiği için hani sizi mutlu edecek bir para olacak. Burada bir bayrak görüyorum ben. Hani bayrak deyince böyle yani bir devlet kurumu, bir böyle adliye gibi bir yerde, bir resmi bir kurumda bir işiniz olacak sizin. Belki sonuçlanmamış bir dava olabilir. Hani şahitlik yaptığınız bir olay olabilir. Hani devlet kurumunda yani böyle bir işe girmekle ilgili bir şey olabilir. Varsa öyle bir düşünceniz, böyle bir başvuru yapacak olabilirsiniz bir devlet kurumuna. Böyle bir şey gördüm. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur bu anlamda da. Ya da dileği kimin adına tuttuysanız onunla ilgili olarak. Burada bir böyle size bir taş geliyor birisinden. Yani bir sapanla bir taş yiyorsunuz birisinden. Bu sizi rahatsız ediyor aslında. Hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. Ama hani bazı hani böyle insanları bazen tepemize çıkarırız ya. Yani öyle bir durum yaşamışsınız böyle. Sizin hayatınız hakkında rahatça söz söyleyebilen birileri size böyle bir taş atmış. O kalabalığın içinde oluyor bu olay. Bu biraz sizi rahatsız etmiş. Hani böyle tepenizin tası atmış. Çok fazla bir şey de söyleyememişsiniz. Ayıp olmasın diye böyle kalabalığın toplumun içinde. Ama böyle sanki herkes konuşuyor, siz dinliyorsunuz yani sükunette kalmışsınız biraz. Böyle sessiz kalmışsınız orada ama böyle üstünüze gelmişler. Yani bu insanlar böyle siz iyiyseniz iyiler öyle diyeyim. Siz iyi olduğunuz için yani size iyiler. Böyle onlar konuşuyor, siz dinliyorsunuz bu gereksiz insanların bazılarına. Hani buna müsaade etmezseniz daha rahatlayacaksınız. Bu kadar hani sinirlenip böyle kendinizi yorup öfkelenmeyeceksiniz. Umarım bunu yapabilirsiniz. Siz böyle bir ikamet değiştiriyorsunuz. Yani böyle bir şeyin üstüne binmişsiniz, bir yere gidiyorsunuz. Böyle bir ya da değiştirmek istiyorsunuz. Böyle bir düşüncedesiniz. Şu an yapamasanız da hani böyle bir taşınmak istiyorsunuz bulunduğunuz yerden. Ama bununla ilgili yani birazcık daha böyle önünüzde engeller var sizin. Bu hemen olmayacak yani. Sadece düşünce aşamasında bunu olgunlaştırmanız gerekiyor bu düşünceyi. Ama bu da tamamen yine sizin hani o girişimlerinize bağlı aslında. Hani yeni girişimlerde bulunup yeni kazanç kapıları elde edebilirseniz kendiniz ya da böyle ailecek bu işlere daha kolay kalkışabileceksiniz. Yoksa olduğunuz yerde saymak durumunda kalabilirsiniz. Hani bazı böyle kopmalar da gerçekleşmesi gerekiyor. Belki dedim ya böyle bir aile bireyleriyle bir arada yaşamak gerekiyor. Hani sizin hayatınızda. Ama siz bundan biraz aralanmak, uzaklaşmak istiyorsunuz. Bununla ilgili bir dilek ve planınız da olabilir. Bu hani en hayırlı şekilde nasıl olacaksa o şekilde dileyin ki inşallah da öyle olsun. Bir de bu aralar biraz dediğim gibi hani
kızmışsınız yani dış etkenlerden dolayı, böyle insanlardan dolayı kızdığınız bazı noktalar var. Bu sebeple böyle çok fazla yorum yapmamanızı tavsiye ederim. Yani iki düşünüp bir söylerseniz, bu dönemde birazcık daha böyle kendinizi tutabilirseniz sizin hayrınıza olacaktır. Evet, falımız bu şekilde. Bir de tabağımıza bakalım. Evet, iki farklı böyle düşünceniz var sizin. Bir tanesi çok büyük bir dilek. Yani böyle bir evlilik gibi bir büyük bir şey olabilir. Hani çocuk sahibi olmak gibi böyle ciddi bir karar olabilir. Yani ya da yeni bir işe koyulmak gibi bir şey olabilir. Hani siz bu kararı böyle verme aşamasındasınız. Diliyorum ki böyle sizin için en hayırlı şekilde olur. Bakın zaten böyle ardı aydınlık, yani kum tanesi gibi böyle insanlar olacak sizin etrafınızda. Hani bu dileğiniz gerçek olduktan sonra bu bir düğün ortamı gibi bir şey de olabilir. Hani güzel bir gelişme olacak. Diğeri de böyle daha durağan, yani böyle bir yer almak ya da böyle bir hani mala mülke konmak, işte böyle bir şeyin hani miras kalmasıyla ilgili bir şey olabilir. Öyle bir şey gelecekte sizi bekliyor. O zaten böyle cepte yani sizin için. Öyle bir durum yaşayacaksınız zaten. Ama o şu anda hani böyle bir yeni bir gelişme değil hayatınızda. Bunun zaten var olduğunu biliyor musunuz? Ama beklemedesiniz gibi diyebiliriz. O cepte, ama siz başka güzel gelişmeleri hani odaklanmışsınız. İnşallah onlar da kısa zamanda gerçekleşecek. Evet. Falımız bu şekildeydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.